Serap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hafif bir kup tatlısı yapacağız. Baklava tadında olan kupumuzun ilk önce malzeme listesini not edelim, sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Öncelikle tatlımızın muhallebisini hazırlayacağız. Bunun içinde 2 yemek kaşığı nişastayı bir tencerenin içerisine alalım. 2 yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. Ardından 1 adet yumurta sarısı. Şimdi de sütümüzden bir bardak ilave edip çırpıcı yardımıyla topaklanmaması için güzelce karıştıralım. Ve kalan sütümüzü ilave edip altını açalım ve sürekli karıştırıp ısınma noktasına getirelim. Isınan muhallebimize şimdi şekerimizi ekleyelim. Ve boza kıvamına gelene kadar da sürekli karıştırıp kaynatalım. Altını kapattığımız muhallebinin içerisine şimdi de tereyağımızı ekleyelim. Ve vanilya şekerini de ilave ettikten sonra tekrardan güzelce karıştıralım. Muhallebimizi bir kasenin içerisine alalım. Üzerinin kaymak tutmasını istemediğimiz için streç folyoyu tam üzerine birazcık hafif bastıraraktan yayalım. Sonrasında ise buzdolabına kaldırıp iyice soğumasını bekleyelim. Muhallebimizi beklerken biz de bu arada baklavalık yufkalarımızı hazırlayalım ve tam 5 adet baklavalık yufkayı yapımda da gördüğünüz gibi öncelikle tereyağıyla güzelce sıvayalım. Gazete kağıdı gibi sarıp tepsimize yerleştirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda öncelikle 10 dakika pişirmeye bırakalım. İlk 10 dakikada gördüğünüz gibi baklavalık yufkamızın bir tarafı güzelce pişti. Şimdi de spatula ile güzelce ters çevirip biraz da ufalayalım ve sonrasında tekrardan 5 dakikalığına fırına verelim.
5 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hepsi eşit bir şekilde pişmiş olacak. Yani kızarmış olacak. Hala kızarmamış taraflar varsa tekrardan biraz ufalayıp yine bir 5 dakikalığına fırına sürebilirsiniz. Ama bana göre tamam demektir. Şimdi de elimizle gördüğünüz gibi ufalama işlemine geçelim. Güzelce soğumuş olan yufkalarımızın üzerine şimdi de 2 yemek kaşığı pudra şekeri serpip güzelce karıştıralım. Antep fıstığımızı da ilave edelim. İşte güzelce soğumuş olan muhallebimiz de hazır. Şimdi bir mikser yardımıyla muhallebimizi daha güzel bir kıvam alabilmesi için güzelce yaklaşık 2 dakika kadar çırpacağız. Temiz bir sunum yapabilmek için ben muhallebimi sıkma torbasına koymayı tercih ettim. Siz isterseniz bu işlemi es geçip kaşıkla da servis yapabilirsiniz. Kuplarımızın altına 3-4 kaşık kadar baklavalı harcımızdan koyalım. Ve üzerine muhallebimiz geliyor. Ve tekrardan en üste şekerli yufkamızdan koyuyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi baklavalı kuplarımız da servise hazır. İster buzdolabında biraz bekletin, isterseniz de bekletmeden direkt servis edebilirsiniz. Çünkü muhallebimiz malum zaten biraz soğutulmuştu. İşte gördüğünüz gibi bugünlük de benden bu kadardı. Umarım tarifim, anlatımım ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.